Evet. Bayanlar ve baylar, Ralfeler Gaming TV ekranlarında bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Far Cry 2. bölümüyle kaldığımız, Far Cry 2'nin 1. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Sevgili dostlar, Far Cry 2 introda gördüğünüz üzere Ubisoft yapımı ve Dunia Engine oyun motoruyla yapılmış güzel bir oyun kendileri. Gerçi Ubisoft'un galiba Dunia Engine'i kullanıyorlar. Oldukça güzel bir oyun motoru ama bazı sıkıntıları var. Araba kullanma mekanikleri ve bazı insan nasıl denir? İnsan kaplamaları çok plastiğimsi duruyor. Ufak öyle bir eleştiri yapayım. Neyse, Ubisoft eleştirisi çok bu oyunun konusu değil gerçi. Birinci oyunda olduğu gibi ikinci oyunda bir açık dünya aslında. Birinci oyun yarı açık dünya gibiydi. Bizi adalarda serbest bırakarak oynamamız sağlıyordu. Burada da aynı şekilde bir ada var. Birinci oyundan farklı olarak hikayesinde bir Amerikan askeriyiz, yanlış hatırlamıyor isem. Bir adada silah kaçakçılığı yapan bir adamın peşine düşüyoruz. Öyle bir hikayesi var diye biliyorum. Sonra hani açıklamada zaten hikayesinin detayını yazıyor olurum. Türkçe yamasını buldum. Oyun çeviri ekibine teşekkürler. Nasıl bir Türkçe yaması var bilmiyorum. Umarım şurada ekstra içerik i harfini böyle soru işareti yapmış, sorunlu gibi duruyor ama inşallah öyle değildir. Bakalım oradan devam edeceğiz sevgili dostlar. Şöyle bir ses ve görüntü kontrolü yapayım. Okey. Aslında birinci bölümü çekmiştim ama teknik bir aksaklık olmuş. Bölümün ortasında nedense görüntü bozulmuş. Yani yarım bir şekilde geçmiş. Neyse, çok önemli değil. Tekrar çekeceğim birinci bölümü. Bu güzel seriye devam edeceğiz. Birinci oyundan sonra bayağı bir uzun bir süre sonra yapılmış, yanlış hatırlamıyorsam. Birinci oyun 2004. Bu herhalde 2009-2010 civarlarında falan yapıldı. O yüzden teknik anlamda bayağı bir level atlamış gelecektir. Birinci oyunun üzerine bayağı bir teknik level atlamış hissedeceğimiz gerçek. İlk defa oynayacağım. Daha önce oynamadım. Hikayesine hakim değilim. Bölümlerini oynamadım. Sadece dediğim gibi bir bölüm çektim. O da bir yarım saat 45 dakikaydı. O yüzden ilk görevi hatırlıyorum ama onun dışında bakalım ne olacak. Şöyle hızlıca bir grafik ayarlarına bakmak istiyorum. 60 FPS, eski oyun olduğu için 60 FPS'in üzerine çıkmamaya çalışacağım. 60 FPS'te sabit oynatması benim için kafidir. Ses, bağlantı kontroller falan filan oyunda ne varmış abi? Zorluk seviyesi zorlu. Altyazı olsun. Nişan imleci olsun ya. Bu ne? Delice. Yok ya, deliceye gerek yok o kadar da. O kadar yok ki, geri dönat olur. Oyun ayarlarınızı yapabileceği kaybedeceksiniz. Evet. Tam zorlu olarak kalabilir. Peki. Hikaye başlayalım o halde sevgili dostlar. Umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir videoya da başlangıç yaparız. Güzel bir seri daha olur. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Sizlere iyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum. Bu arada ana kötü karakterimizin ismi Çakal. Jaçkal. Yeni hikaye diyorum. Zorlu olabilir. Martı Alensar burada bizi karakter seçmemizi istiyor. Birleşik Devletler Deniz Piyade Birliği Savunma Gücü Southcom Danışma Grubu. Kolombiyalı bir kardeşimiz galiba. Warren 1.90. Yani kendime en yakın hangisini hissederim? Bunu hissetmem. Bunu da hissetmem. Yok ya, ilk karakter iyidir sanki. Marty iyidir sanki ya. 28 yaşında. Kendime daha yakın hissedebilirim yani. Hem yaş olarak da bana daha yakın. Hakim Ecebi Arnavut. Teğmen Deniz. İstihbarata ne? Deniz komutanı mı? Red İstihbarata karşı koymak gerçek emlak komisyoncusu. Deniz Nakliye Güvenlik Düşmanı. Deniz Nakliye Güvenlik Düşmanı mı? Danışmanı. Yok ya, ilk karakter bana sanki daha yakın gibi. Millileştirilmiş Amerikalı. Brezilyalı. Boyu yani birkaç santim benden kısa. Kilo olarak birkaç kilocuk benden daha zayıf. Neyse, bunu seçelim ya. Bunun çok bir önemi yoktur herhalde. Yani niye böyle bir seçenek koymuşlar bilmiyorum ama bakalım, göreceğiz. UFLL ve APR karşılıklı savaşa hazırlanıyor. Görevim ise basit. Her iki tarafı silahlandıran çakalı öldürmek. Evet, hikayeyi burada özetlemiş sanki. Okay, we go. Hey sir, sorry for the delay. So you're going to a hotel in Pala? Oyun alt tabe girince saçmalıyorlar bu. It's lucky for you, Pala has only one hotel still working.
Allah Oteli. Evet, bu ülkeden çıkmak için para harcıyor, biz ülkeye geri gidiyoruz. Lan bomboş yolda kaza yapacaktınız. I told him the plane's gone, but they don't believe me. Everyone thinks the big planes are coming back. Who can say anymore? Yazık. Ses. Ses görüntü her şey okey değil mi? Oyun eski olunca tabii. Afrikaca konuşuyorlar. Artık bilmiyorum nece konuştuklarını. Yani bunlara bak. Hey, look at that! I see sky. You know so much fire. His fire's like a virus, that thing. My brother has such a beautiful bungalow with a barn, three cattle. Hey, rich man. A brush fire destroyed everything, and now he left the country. Yeah, he'll be back. This is Liberation Radio, speaking the truth for the truth seekers, and the truth is that your country needs you. Beware the evil APR Scorch. A plague has gripped our people. They're not fans of the DJ. Maybe his music choices. Who knows? And what about some smelly checkpoint is all, ne? Hi, I mean I'm Humzana. Where are you headed? My passenger, driving him to the hotel in town. You come from the airport? Yes, sir. The airport. Gentlemen, you are posted here all day. On my way back, I grab some cold beer. You drink beer, yeah? Beer. We drink beer. Hurry up then. Move along. Yes, sir. Thank you, sir. See you soon, sir. Hayırdır ulan, bir meşe girebilir de. No offense. You know, these militia, they come into our country, steal everything, and they leave us nothing. Ne yapıyor? Maşallah. Aralı askerler geçiyorlar Allah. Ha, Pala Oteli. Sağa döneceğiz galiba. Don't let this concern you. Just boys living off steam, right? You remember how it is. Buraya çok fazla yapınca kafasını yukarı kaldırıyor otomatikman. Everyone's trying to find a way out of the country. Only fools stay now. Fools and cab drivers.
Ne oluyor? Geldik, hastalık mı kaptık? Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. Okay, sir, we are here. We made it alive. Hey, are you okay? You don't look so good. You tired? Long flight. Lan ne parladı be ekran. Bu ülkede geçirdiğim 5. dakika ve her şey çok net. Çok kötü şeyler olmak üzere. Okuyamadım gerisini. Aha, o özel eşyalarımızı da karıştırıyorlar. Karakterimiz de hasta belli ki. Target's presence in the state continues to be a stabilizing influence. He's largely responsible for the recent influx of weapons into the country in clear violation of the Joint Signatory Framework. His reputation as a dangerous arms dealer is well deserved. Orders are to terminate. Well, that didn't work out the way they planned. I'm still breathing and you're the one with malaria. You can tell them you tried, but that means fuck all, doesn't it? You're fired. You know it, so do I. You had your shot, but now it's over. And since men like you only work for money, you're no longer my problem. You'll have to find something else to do with yourself now. What your old clients don't seem to understand is that they can't kill me. Do you understand what I'm saying? Nobody kills me. Nobody. I'm the one who decides who lives and who dies. Me. You know, there's a book I read a long time ago. Still think about it every day. It helps me understand life out here. The book talks about men, about what motivates them. Simple, really. A living being seeks above all else to discharge its strength. Life itself is will to power. Nothing else matters. So long. Sıkma mı olduk lan biz şimdi? Niye geldi bize bir ton böyle cümle kurdu da bizi öldürmeden gitti anlamadım. Karakter galiba bu. Çakal denilen silah tüccarı. Ne oluyor oğlum? Aşağıda savaş çıktı galiba. What the fuck, bitch? WASD. Sağlam kapışma var. Sağ para telefon basılsa nişan olmaz. Tamam. Temel FPS kontrolleri. Silahını nasıl alacağım? Elim alır mıydı bu? Yalnız mouse'un hassasiyeti berbatmış. Bunu bir tık daha düşürelim abi şöyle. Tık tık. İki tık. Allah, mermi kalmamış. Silahı nasıl alacağım? E'ye basarak. Allah planı varmış. Mermim kalmadı oğlum.
Oo, burada cephane varmış. Duydum lan. Mermi yok. Hiçbir şey yok dayı. Bu ne bir? Kaga ne çatı? Sürekli geliyorlar. Nasıl olacakmış? Ne oldu lan? O görüntü neydi? Bu ülkede geçirdiği meşinle bir enerji. UFLL ve APR karşılıklı savaş arasında görevimize basit terakki tarafı silahlandırılan çakalı öldürmek. UFLL herhalde bölgenin yerel güvenlik gücü ile isyancı bir gruptan bahsediyor anladığım kadarıyla. Sağlığınız bir çubuktan aşağıdaysa kırık bir şekilde yaralanmışsınız demektir. Kendinizi çabucak iyileştirmelisiniz yoksa ölürsünüz. İyileştirelim. Ve tuşuna basak sağlığını düzeltin. Aha iyiymiş. Farkınız zaten bu kendini iyileştirme efektleri iyidir yani. You got some of my guys killed at the hotel, you know that? So now you run errands for me, and I got some things for you to do. Get out here, take what you need. There's ammunition, medicine, whatever. Hurry up. Ha, ben senin adamlarından da mı vurdum dayı? Pardon. Hayret be, devam et o zaman reis. Ananı. Ulan. Korktum oğlum ya. Tamam. E ile alıyorum abi silahları. Palı ile birlikte 3 farklı silah daha taşıyabilirsin. Nişancı, saldırı, pompalı. Tabanca, makinalı, diğer tekel. Bir de özel silahlar. Alev makinesi, makinalı tüfekler. Her bir silah türüne sadece bir silah taşıyabilirsin. Peki. Buradan bunların hepsini alayım. Can da alalım. Ulysses. Shit really hit fan back in Pala. There was supposed to be ceasefire, but that's all out the window now. I work for this big shot Kakumba, local boss for United Front. Everyone I've got who knows us from hole in the ground is out in field fighting the APR. That just leaves you, Aaron, boy. So first thing, you need to get piece of shit automobile back on road. Can you do that, or do you not know us from hole in the ground? Go outside and get the engine running. You know you got malaria, right? So you screw around, you pass out, maybe die. Too bad. God, open up. Peki. Son cümlesini anlamasam da sıtmayla alakalı. Kapı taş ve arabayı tamir et. Ha şurada. Güzel. Arabadan bahsediyor. Tamam. V'ye basarak harita ölçeğini küçültebilirsin diyor. Ha, 3 ölçek var. Güzel. İleri dururken sol şey tuşuna basarak koşabilirsin. Tamam dayı. V'ye tuşuna basarak tamir et. Edelim dayı. Telefonu çaldığında 5 tuşuna basarak cevap ver. Vereyim. Forward position half kilometer south of here. If something bad happened to shithead manning that post, I would be a happy guy. Tamam, arabaya atlayıp gidiyor muyuz? W, başlıkçının el freni kullanan E ile araçtan çık. Peki. Böyle kırmızı olarak işaretlediği yer hedefim oluyor. Peki.
Gidelim abi. Görüyor musun, hoş geldin diyorsun bana. Başka var mı? Haritada göremiyorum ama. Güzel. Çok iyiymiş. Bunun mermisi yok dayı. Keşke bununla ayaklayalım adamları. Burası benim safe house'um oldu artık. Güvenli evler arkadaşlarınızla birlikte çalışarak geliştirilebilir. Arkadaşlarınızla burada buluşacaksınız. Onlarla konuşursanız savaş esnasında yaralandığınızda size yardım edebilirler. Şu an bir arkadaşınız yok. Peki. Ben Q'ya basarak fırlatabiliyorum bomba. F ile arasında geçiş yapabiliriz. Peki. Ne? Birinci sandıkları satın almanız gerekiyor. Uyuyalım o zaman. Yumak ayarlamak için saatini kullan diyor. Devam tuşuna basarak zamanı değiştirip ayarlamak için E ve sol fare tuşuna bas. Kaçak oda uyuyalım abi. Şöyle 7'ye kadar uyuyalım. Yapıştır. Sabah Afrika olduğu için hemen akşam olmuyor. Bir de yaz mevsimi. Peki, uyuduk mu şimdi, ne oldu? Aa, bu ben miyim? Vay be. Okay, Aaron boy. I need you to scout out APR position south of you. Big place used for chicken fights, you know? I want you to perform reconnaissance. There's observation point marked on map. Go there now. Tamam, gidelim. Elimde tabanca kalsın ama olmaz. Hareketini direkt kampa dalmaktansa küçük gizli bir yol tercih edilebilir. Bir kampı saldırmadan önce gözlemlemek sana düşmanlarına karşı büyük bir avantaj kazandırır. Bu zafer ya da ölüm olabilir. Burada durayım o zaman, gözlemleyeyim. Nasıl gözlemliyoruz reis?
İnşallah cart diye görmezler ha. Oldu itler size. Canını okudun mu valla? Anlatsana ulan. Etrafı yakmak da fenaymış ha. Kepan etti galiba arası. Ortalığı cehenneme çevirdim şerefsiz. Vallahi ortalık cehenneme döndü. Oldu bitti mi silahım? Çok pardon. Evet sanıyorum. Kampta gelen canını okuduk. İnşallah burada almam gereken bir şeyi yapmamışımdır da. Ne diyor? Gözetleme noktasına ulaş ve kampı keşfet. Kampı keşfetmek yerine canını okuymuş olabilirim. Ne yapacağım kanka ben burada? Çok parlıyor lan güneş. Burada bir şey mi var acaba? Buraya girmem mi gerekiyor acaba?
Akrabı cehenneme çevirdiğimiz için acaba oyun görevi kabul mü etmiyor? Bir de şuralara gideyim bakayım. Neydi? R miydi harita? F miydi? Lan harita neydi? 4 müydü? Lan harita neyle açıldık? R değil miydi moruk? E miydi? T miydi? Allah Allah. Haritayı neyle açıldık ya? Manevra, hareket, silah, çeşitli. Hızlı kayıt da varmış burada. Beş. Tam 5'e basıyorum ha. Ha, şuradan kampı gözetlemem lazımmış. Ben sazan gibi geldim, herifleri öldürdüm de lan. Ha, şuradan diyorsun. Haritanızı ele aldığınızda sağ parmak tuşuna basılı tutarak tek gözlü dürbününüzü kullanın. Kamptaki nesnelere odaklanın. Cephanelik kasaları, keskin nişancı noktaları, monte edilmiş silah noktaları. Ha. Ha, bu şekil diyorsun yani. Böyle keskin nişancı. Çok mide bulandırıcıymış bu arada. Lan. Korktum, Allah belanı vermesin. Nasıl mı acaba? Ha, demin kapısına sıktım ya burası. Lan ne oluyor? Holy shit, what is this? Hayret bakayım. F5 hızlı kayıt ha. Come on asshole, let's go. Never mind man, I'm not gonna fight an invalid. That's a bad case of malaria you got. Nerede anladın lan direkt? Don't follow me. And hey, if you make it out of here alive and you see me at Mike's bar, maybe I can get some pills for that cough of yours. İyi, duvar arttı. Peki. Vay be.
İlk görevimizi başarılı tamamladık. Peki. Biraz değişik yoldan tamamlamış olsak da. Lautros. Peki. Arabada vites tamamına bir şey yok herhalde. Çarpışan araba gibi. Başka arabalar da var. Çalabiliyor muyuz acaba? Dışarıdan sıkmasınlar la bana. İyi, kimse sıkmadı. Arabanın dışarıdına bak. Neredesin lan? Only currency was shit around here. Don't take paper money from nobody. I wouldn't use it for toilet paper. You do work for the UFLL, you get paid in stones. It's okay. One of my guys, not so smart, delivers case of diamonds here yesterday. Dumb fuck sticks case somewhere in the camp and then gets shot and faced back in town. Maybe you killed him. Anyway, if you go outside and find the diamonds, they're all yours. Case has tracker you can home in on with your compass. If you smart guy, you go buy medicine first thing. Don't be screwing around with malaria. You should go have drink at Mike's bar. Lots of independent contractors there. Get yourself healthy. Come by the front office in town. I'll introduce you to Kakumba. Then we talk. Hey, open door. Kakumba. Yapıştıralım bir yapışı. Bazen haritanız açıkken GPS'inizde yanıp sönen yeşil bir ışık göreceksiniz. Nerede? Burada bir yerde mi? Burada bir yerde değildir herhalde. Sönüyor. Ha, şu mola yoksa? Ha, bu mola yoksa? Anında buldum seni. Şimdi düşmana tarına düşen silahlar var. Silahlar bir de tutukluk mu yapıyor? Hadi bakalım. Peki.
Şunu kullanabiliyor muyum reis? Ha, kullanabiliyorum, güzel. Tepesinde taramalı tüfek de var. Peki. Şöyle bir 5'e basalım tekrar. R'ye bas. Bir daha bas. Halo Hotel, Mike'ın barı. Haritanın geneli bayağı büyükmüş. Haritanın geneli bu. Peki. Sevgili dostlar, umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir video daha olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.